Var olsun. İçinde Ayla Gökmen olamaz. Çünkü o buralara bisikletle geliyor. Gürkan Genç'in demir bisikletli adam şu dörtlemesini satın alsaydım Marmaris'e gelmişken imzalatırdım ya. Almadığım için. Zaten bir bisiklet kitabı okumam lazım benim. Onun ciltsizliğinin siparişini yapıştırayım geçeyim ben. 180 liraydı en son 4 kitap. Olsun olsun 200 olsun şimdi. Güzel, tadı çıkıyor. Kalbimiz atıyor. Evet, bugünü yaşıyoruz. Bugünü yaşıyoruz. Bugünün hakkını verelim. Bu mevsimde, bu coğrafyada bisikletsiz geçen her gün yaşanmamış sayılmış bir gündür. Nereye sürdüğünün, ne kadar sürdüğünün hiçbir önemi yok. Sadece yolda olma yeter. En son Erdinçli Broto'yu yaptıydık. Bugüne kadar ki durmaksızın çıktığım en uzun soluklu tırmanış Broto'da oldu. Buraya kadar geldik. Buradan sağa döndük. Sağdan da bayağı bir yükseldik. 699 metre durmaksızın tırmanışımız var. Burada da güzel manzaralar var ama o zaman dağ bisikleti lastiğiyle girmiştim, rahat etmiştim. Şimdi yol bisikleti lastiğiyle aynı rota gözüm kesmez. Zaten bir kere gittik. İkinciye ne gerek var? Marmaris solumuzda aşağıda. Deniz dağların arasında. Güneş gidiyor. Serinlik etkisini hissettirecek. Yokuş ineceksen ben rüzgarlığı giyerim. Rüzgar beni çarpmasın. Şimdi vücut terledi. İyi yokuş inecek gibiyiz şu an. Şurada hemen bir rüzgarlığımızı giyelim. Cam kırıklarını. Denk gelmeden. Hissediyorum. İniş var. Hazır durmuşken arka ışığımızı da takalım. Bu rüzgarlık çok iş görüyor ya. Yine Özcan'dan fikir aldık vakti zamanında. Kollu mu kolsuz mu?
Kollu daha çok işini görür demişti. Onun dediği gibi kollu daha çok işini görüyor. %7 ile inmiş mi var, 9'da mı? 7. Rüzgarların önünü kapatayım ben ya. Tahmin ettiğimden erken geldi inmiş. Önüm en azından göğsüme kadar kapalı. Göğüs mecbur açık, kamera var. Sök tak uğraşamayacağım. Evet, şimdi biraz hız yapalım.
Sonra biraz basalım ya. Yol hazır düzken. Hızımızı da almışken. Kalsam iyiydi akşam için ya. Acemilik yaptım. Önceyiz 52. Muğla 45. Muğla'ya gidelim gelinir mi? Sadece yokuş mu senin? Ne kadar yokuş, ne kadar tırmanış var. Veren ikinci araç 41 plaka. Güzel. Tadı çıkıyor. Coğrafyaları herhangi bir vasıta ile geçmenin hissiyatı çok farklı. Arabayla geçsen gözün ucuyla görüyorsun. Otobüsle geçsen yine aynı. Ama bisikletle keyfine varıyoruz. Burada mezarlık var. Ben ilk defa fark ettim. Sol tarafta yukarıda. Köy mezarlığı gibi bir şey herhalde. Thank you.
Şanlı yoluna geldik. Bir önceki sefer buradan sola saptaydım. Az ileride lastiği patlattaydım. Kız kuluna falan gidememiştim. Şimdi bu yoldan çıktık. Çamlı'ya sapmadık bu sefer. Doğru sağ şekilde devam ediyoruz. Çok seviyorum. Suyu da aldık. Sonradan su içmek önemli diyorlar ama ben hep susuyorum. Bir gece su içtim ben. Nadiren susamıyorum. Dayım bir otostop çekiyor, bir araç bekliyor. Ooo aydın mı? Helal. Motorlu dayımı almak istedi galiba. Dayımın gideceği yol uzun olduğundan binmedi gibi. Ya gel her şey. Büyükbaş hayvan çiftliği kokusu. Keskin bir kokusu var. Tam gün batımına doğru Aşıklar yolunda olabilirim.
Allah izin verirse. İşler yolunda gider. Renkler müthiş. Yolda olmak güzel. Muğla'da bir Merve hanım vardı. Onun kadar olamasak da ara ara yollara çıkıyor. Tamam, işler bitti. Düz düz duruyoruz. Kameramız kayıtlı ama şarj bitecek. Azalmış. Müsait bir yerde yavaşlayıp güç bankasına takmak lazım. Radyomu da açarım. Kuş iyi manevra yaptı ha. Minibüse karşı. Köşe açtım. Koca koca araçlar geçiyor. Rüzgarların önünü açabiliriz. Süpermen gibi sürebiliriz artık. Aslında gün batımında Marmaris'e dönmek çok daha güzel olurdu ama olsun. Günü boş geçmekten iyidir. Bir sonraki sefer gün doğumunda çıkarız. Devam. Fatih Topçu olmamam lazım. Kendim olmam lazım ya.
İsim benzerliğinden ötürü. Adama takılıyoruz ama. Vay, dayımcı dolduruyor. Su kaynağı var. Vay 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 vay. Hadi gel gel. Bu arada aylardır neredeyse yıl oluyor. Şu bidon askısını kullanmıyorum. Göğüs aparatı geldiğinden beri. Çetibeli ha. İlk defa. First time. Special day. Vallahi mandalin yiyesin var, yalan değil ya. Tabii yani genişlik bulursan çekeyim kenara. Hem kat ettiğim mesafeye bakarım, ortalama hızıma bakarım. Hem mandalin yerim, hem kamerayı şarja takarım. Hepsini bir yaparım. Dayımlar çalışıyor. Çetibeli'ne geldik. Manyak mısın oğlum sen? Niye korku çalıyorsun? Şey var zannettim. Belki çalışanlara selam verdi ama garip yani. Jandarma kontrol noktası. Bakalım. Xiaomi şarj aleti. Kamerayı şarj edecek mi? Kulaklıkla dinleyenler varsa da ses geliyorsa onlardan özür dilerim.